Ben Erdinç Amaç. Ben Akın Göktuna. Fotoğraf çekmek kolaya. Hoş geldiniz. Hoş geldin abi. Sen de hoş geldin abi. Ben de hoş geldim. Sen de hoş geldin Akın. Teşekkür ederim abi. Akın'ı daha önceki bir içeriğimden zaten tanıyorsunuz. Akın benim takipçim olmakla başlayıp sonra da çok derin bir dostluğa dönüştü ilişkimiz. Çok seviyoruz birbirimizi. Ve Akın 1,5 sene oldu değil mi fotoğrafa başlayalı sen? 1,5 gibi. 1,5 senede bir makro ustası oldu. Onunla bir makro içeriği yapacağız. Ama bugünkü konumuz o değil. Bugün konumuz ne olduğunu biliyor musun? Abi Akın neredeyiz biliyor musun sen şu anda? Çukurbostan'a geldiğimi biliyorum. Bak şimdi. Burası tarihi Çukurbostan Parkı. Aslında tarihi dediğim şu sebepten dolayı Bizans döneminin en eski su sarnıçlarından bir tanesi burası. Onun için etrafta bak duvarlar. Aynen öyle. Ve aşağı yukarı yanlış bilmiyorsam 4. asırdan falan kalma bir. Yani milattan sonra 4. asırdan kalma. Evet, bugün ne tanıtacağız biliyor musun? Vallahi sürpriz olacak bana ama hazır mısın? Söyle dedim, söylemedi. Hazır mısın? Oo. Hazır mısın? Gördüm bunu ben. Hazır mısın? Vay. Vay. Şunu aldık kenara abi. Şöyle. Sevgili dostlar. XF 150-600. Güzel oldu. F5-6, F8. F8. Şimdi burada bir takım fiziksel düğmeleri var. Onlarla başlayayım. Yok, ağırlığıyla başlayayım ya. Bir tutayım mı abi şöyle? Bir tut abi. Aa. Pazu yaparsın. Abi çok ağır gelmedi bana. Hayır. Normale göre tabii ki çok ağır değil başlangıçta. Ama gittikçe ağırlaşan bir yapısı var. Ama şöyle bir gerçek var. Akın, bu lensi hakikaten XHX-S'e göre düzenlemişler ve yapmışlar. Ve ben de denemelerimi zaten o kamerayla beraber yaptım. Merak etmeyin. XH2S ile ilgili çok geniş içerikler yapacağım. Yavaş yavaş daha henüz tanıyorum. Daha deniyorum. Doğrusuyla yanlışıyla belki ileride firmware update gerekebilecek şeylerinden var mı yok mu onları da bir inceleyeceğim. Hepsini söyleyeceğim size. Ama günün konusu o değil. Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi şuradan şöyle şunu çıkartalım şöyle. Görüyor musun? Akın burada bak kaç tane düğme var. Bunların hepsi atanabilir düğme bir kere. Aa, harika o. Ha, yani buraya 1, 2, 3, 4 setmiş bu. 3 tane atanabilir düğme. Hatta 4. 4. Yani buraya fonksiyon atıyorsun. Otofokusla ilgili değişik fonksiyonlar atabiliyorsun. Bu güzel. Bunun zoom'u üstelik ciddi dahil. Ciddi avantaj. Tabii. Bunun zoom'u üstelik dahili zoom. Yani lens ne ileri ne geri yapıyor. Kendi içinde zoom'u ilave ediyor. Güzel. Uzamıyor. Uzamıyor. Zaten yeterince uzun. Yeterince ağır. Şeyi var. Neleri varmış bakalım. Öncelikle bu neymiş abi? Hepsini okuyalım şurada. Ne yazıyor? RLMOIS WR. 82 milimetrelik bir 82. çapı var. Olur da filtre almak isterseniz ki belki de gerekebilir zaman zaman. Lineer motoru gerçekten bir kere otofokusu inanılmaz süratli. Yani beni şaşırttı çünkü bilirsiniz ben 100-400'de denemiştim. Hani tamam, tabii ki çok özel bir, çok güzel bir lens ama hani çok da hızlı bir lens olduğunu söylemedim ben size hiçbir zaman. Ama bu hızlı. Vay be. Yani. Yapmışlar yani. Yapmışlar. Bu lens olmuş. Bu lens olmuş. Ha, bu lensin tabii olumsuz tarafları da var. Onları da anlatacağım ben size ama. Yani olumsuz da diyemem çünkü amacına uygun üretildiği için o olumsuzlukları beklemek lazım. Herkes için aynı şey geçerli. Aynen öyle. Şurada görebilirsiniz bir range limiter var. Yani ya 5, yani otofokus range limiter var. Ya full'e alıyorsunuz ya da 5, ya da 5 metre ve sonsuz. Yani 5 metre ve sonsuz. 5 metrenin altında hiçbir şey otofokuslemiyor ki zaten bu lensin amacı nedir abi? Çok uzaktaki nesneleri yakalayabilmek. Yani. Bu lens kimler için mesela? Kuşu için, bilmem ne için. Doğa. Doğa. Foto muhabir, özellikle spor muhabirleri. Otofokus da hızlıysa hele. Tabii. Onun haricinde çok ilginç bir biçimde kendi istediğin preset'i ayarlayabildiğin ya da AFL ya da AF olarak da düzeltebildiğin düğmesi var. Gördüğün gibi. Bu ne işe yarıyor abi? Otofokusla ilgili ben bugüne kadar hiç içerik yapmadım ama Fuji filmlerin üzerinde otofokus düğmeleri aslında çok işe yarıyor. Ha şey gibi mi mesela? Senin arkadaki AFL sabitledim oradaki ya, odağı. Resetledim falan öyle bir şey aynen mi? Aynen öyle, aynen öyle. Orayı abi tekrar buluyor. Bir daha tekrar git gel yapmama aynen gerek. Aynen öyle, aynen öyle. Bu düğmeleri ona göre ayarlıyorsun. Bu iyiymiş ya. Tabii. Sevgili dostlar, uzunluğuna bakmadım ama şeyde yazarım zaten yani ekranı yazarım ama
Ağırlığını biliyorum bir kere. 1605 gramlık bir ağırlığı var. Şimdi bu kadar geniş bir, daha doğrusu bir telezoom için, bu kadar uzun bir telezoom için, ultra zoom'a giriyor tabii bunlar, hafif sayılabilir. Valla bana hiç ağır gelmedi. Hafif ama makineyle beraber. Ya ağır bekliyordum yani, böyle heybetli tabii, tabii. Ağır gözüküyor ama değil. Yok, çok çok ağır değil emsallerine göre. Çıktı şimdi, ağırlaşır ama o kesin yani. Bak, sorma. Sol pazum bayağı bir şişmeye başladı. Öyle oluyor. Öyle oluyor. Şimdi bunun full frame karşılığı 223'e eğer yanılmıyor isen 914 olması lazım. İyi rakam. Çok iyi rakam. Ki ben bunu bir de 1.4 telekonvertörle beraber denedim. Beraber. Eğer çarpı 2 telekonvertörle denersen o zaman bu rakamları 2'ye çarpıyorsun ki artık 1800 milimetrenin üzeri bir erişim. Yaban hayat için falan. Uçuk. Kuş falan. Uçuk. Mükemmel. Uçuk. Yani ha ben daha önce biliyorsun çarpı 2'yi denedim, çok da tavsiye ettiğini söyleyemem. Evet, o yüzden zaten ben satın alırken çarpı 1.4'ü aldım. Çarpı 1.4'le de denedim. Ve göreceksiniz müthiş. Bir tek yerde kullandım. Ay resmi çektim. Kraterleri tek tek sayıyorsun. Ay. Tabii tabii. Bunu nasıl başarıyor bu kadar keskin? Bir kere inanılmaz keskin bir lens. Yani 600 milimetrede de 150 milimetrede inanılmaz keskin bir lens. Bunu şöyle sağlıyor. 4 tane süper ED lens var. Onun haricinde 3 tane ED lens var. Toplam 17 grupta da 24 eleman, cam eleman var. 17 grup. İnanılmaz öyle. Aynen öyle abi. Şimdi ben bunu nerelerde denedim? Tabii biraz X-H2S ile beraber denedim. Önce şeyde denedim. Sevgili Akın, kuş takibinde denedim. Müthiş başarılı. Çok iyi ya. Zaten şu anda görüyorsunuz videoları. Ve çekimlerini. Sonra hayvan takibinde denedim. Ya o çok enteresan ya. Müthiş hayvan takibinde. Onu da videoda göreceksin. Yüz göz gibi tanıyor ve takip ediyor. Abi sadece yüz göz değil, şekil olarak da tanıyor. Ama hani negatif dedik ya, negatif bir tek negatifi var. O da çok doğal tabii bu tür lenslerde. Yaklaştıkça fokusu kaybediyorum. Ama onun haricinde ben bu kadar yapışkan bir otofokus ilk defa görüyorum Fuji. Yani ki Fuji'nin otofokusu başarılıdır ama yapışkanlık konusunda özellikle de continuous otofokus dediğimiz APC'de müthiş. Hani biz eskilerde şöyle bir tabir vardır, lütfen yanlış anlamayın. Fukara sümüğü deriz. Bilip duydun mu hiç? Evet. Ulan fukara sümüğü gibi yapıştı üzerine çıkmıyor falan. Yani bunun otofokusu aynen öyle. Fukara sümüğü gibi sevgili dostlar. Yapısı şey ya, bana yine de hani sanki böyle bir magnezyum metal alaşım gibi geldi. Boyalı olduğu için, gri boyalı olduğu için onu pek algılayamadım. Tabii hafifleştirmek için mutlaka bir takım şeyler yapmışlardır. Ama şuradaki support kaliteli duruyor yani. Çok kaliteli canım. Çok şey bir hissi var. Baba yok, güzel müthiş hissi kaliteli var. Bir hissi var. Müthiş kaliteli. Şimdi burada biliyorsunuz bu, bir de bunun taşıyıcısı var. Bu taşıyıcısını arzu ederseniz buradan gevşetip böyle yukarı getirirsiniz ki kameranızı daha rahat taşırsınız uzun vadede. Ki ben öyle yaptım genelde. Taşıyorum net için. Bu ağırlık için. Tabii. Ya da yerine getirirsiniz. Hiç o önemli değil. Çok güzel bir özellik bu. Zaten pardon. Şurada da şeyi var. Galiba. İşaretçisi var, evet, işaretçisi var. Valla işte 150 ile 600 arası ve
Şimdi dersin ki bu kadar uzun terlense manzara çekilir mi? Vallahi. Close-up çekiyor. Çektim bir tane. Hani elbette makro sınıfına falan girecek bir lens değil. Bir kere makro çekti zaten. Yok, yok. Çünkü hani bir... Abi bunun şeyi netleme mesafesi ne kadar? Abi 2,5 metre ama 600'e getirdiğin zaman tabii nesnenin dibine giriyorsun. Makroda çekerim yani diyorsun. Yok. İlla makro sokacağım. Close-up çekersin. Yani makro çekmesin de close-up çekersin sevgili dostum. Ama çok da güzel close-up'lar çekersin. Şimdi genellikle her iki uçta biliyorsun bu tür lensler çözünürlük kaybeder. Yani keskinliğini kaybeder. Hı hı. Yok abi 600 mm'de çektiğim resme bakın. 150 mm çektiğim resme bakın. Hakikaten müthiş ama değil mi? Harika. Müthiş. Harika. Gelelim tabii negatifine. Negatifi benim açımdan bir kere çok niş bir lens. Nasıl? Niş bir lens. Niş. Niş. Yani çok özel bir kitleye hitap eden bir lens. Hmm. Öncelikle fiyatı. Ama doğal yani. Hayır, yani öncelikle yani. Fiyatı için. Mesela normal ya, klasik fotoğrafçı lensi olduğunu pek iddia edemeyeceğim. Bazı arkadaşlarımız var mesela. Adı Hasan. Göstereceğim demiştim Hasan. He. Adı Hasan. Böyle bir şey almak. Yani bunu almak istediğini söylüyor ama Hasan bunu ne kadar efektif kullanabilir onu bir iyice düşünmesi lazım. Tabii tabii. O zaten senin yapacağın şeyle çok doğru orantılı lens seçimini. Yani tabii. Nerede kullanacağın, ne kadar kullanacağın iyi anlaman gerekiyor orayı. Yoksa her lens çok güzel. Her lens, her lens kötü bir açıdan baktığınız zaman. Tabii ama önemli olan yatırdığınız parayı ne kadar çok değerlendirdiğiniz önemli. Böyle bir lens alırsınız. Hevesle belki 2-3 gün bir çekimler falan yaparsınız. Sonra çantada bekler. Sonra çantada bekler. Evet, amacı doğrultusunda alınması gereken bir lens. Ama siz, ama siz kuşçuysanız, siz doğa, yani vahşi doğa fotoğrafçısıysanız ve seviyorsanız, dağları taşları dolaşıyorsanız ve olmadık böyle uzak mesafeye fotoğraflar çekmek istiyorsanız, müthiş bir lens. Yani, abi şeyle kıyaslasana, bir tane daha vardı. 100-400. 100-400 ile, yani... 100-400 tamam. Fena bir lens değil. Hakikaten şimdi. O da çok niş bir lens ama buna kıyaslamak haksızlık olur ya 100-400'e. Çünkü bu çok daha yeni nesil bir lens. Doğru. Bir kere yani yeni nesil, şöyle yeni nesil. Bir kere dahili zoom'a sahip. Anladın mı? Müthiş bir lineer, hızlı bir lineer motoru var. Ben 400 mm'de otofokuste zorlandığımı hatırlıyorum öteki lensle. Yakalayana kadar bir şey yapıyordu. Mesela çok komik bir şey söyleyeceğim. Ben 70'e 300'le de 300 milimetrede bazen benim 300 milimetrede otofoküste zorlandı. Özellikle karanlık ortamlarda ben biliyorum yani. Ama bunda öyle bir zorlama görmedim abi. Güzel. Dolayısıyla evet çok niş bir lens. Fiyatı da tabii ki az değil. Ama her kuruşunu hak ediyor. Eğer ki sizin içinse bu lensi %100 tavsiye ediyorum ama bu lensi XT4'te denemedim. XT10'da falan denemedim. Bu lens kesinlikle XH2S'in... XT1'de deneriz abi. Benim istersen dede, denersin. Dede, XT1. Dede, XT1'de. XT1 dedemizin yanına bir 150-600 gelmiş. Dedeyle bir tanıştıralım genç arkadaşı. Akın dikkat et dedeye bir şey olmasın. Zaten ben lense makine taktım şu an abi. Tabii tabii lense makine taktım. Makineye lens takmadım. Yok yok evet evet. Süper. Şuradan tutsam daha iyi. Ben evet hep oradan tut zaten. Çalıştır ve bak. XT1'de otofokus hızı nasıl abi? Abi süper bir şey bu ya. Çok keyifli. Hani saçma resimler çekiyorum ama. Önemli değil ki. Resmi saçma sapan. Kuş çekeceğim. Ha tabii şimdi şurada böyle bir şey var. Ben kuşu değilim yani. Büyük ihtimalle uzak odakta bir anda yakalamak zor olabilir. O yüzden XH2S'le uyumlu bir i̇şte, lens giyip söyledim. Ben orada çuvallarım yani. Aynen evet.
Tabii ben diyafram falan hiçbir şey ayarlamadım. Ama örnek fotoğrafta istersek gösteririz. Akın, ama çok keyifli bir şey bu ya. Akın bu çok tehlikeli bir şey. Ben havaya geldim. İksaç 2'ye saldırdım. Koşunu yapsam ne yapsam ya. Abi çok keyifli ya. Akın çıkart yoksa İksaç 2'ye salacaksın. Abi ben kapatıyorum. Kapattık. Çok tehlikeli bu. Sevgili dostlar, valla merak ettiğiniz bir şeyler olursa lütfen yorumlara yazmayı ve sormayı unutmayın. Elimden geldiği kadar bir takım işte ne bileyim ben otofokus nasıl takip ediyor onları gösterdim size. Bazı fotoğraflar göstermeye çalıştım. Ben çok başarılı buldum. Yani şöyle söylüyorum, evet bu lens olmuş arkadaşlar ya. Güzel. Senin ilave edeceğin bir şey var mı Akın? Abi yok, sen... Ustamın üstüne bir şey söylenmez. Estağfurullah canım yok ustalık değil. Aa yok yok söylesene be abi şurada bir delik var. Bu delik neye yarıyor biliyor musun Akın? Şunu taktın bunu değil mi? Takmadan önce de bir tane filtre taktın. Özellikle bir variable indi yok bir anladım. Şey filtre. Polarize filtre. Aa, filtreye müdahale edebiliyorsun. Ha, buradan falan. Ha. Güzel. Buradan mantıklı. Böyle buradan böyle ayarlayabiliyorsun. Çok mantıklı. Yoksa elini buradan böyle. Mümkün değil. Böyle ayarlayamazsın. Buradan böyle. Filtreni ayarlayabiliyorsun. O yüzden böyle çok güzel. Onun haricinde kapatıyorsun ihtiyacınız olmadığı zaman. Tabii şeylerini denemedim yani fonksiyon atamaları falan filan yapmadım. Benim en ilgimi çeken şey şu fonksiyonlar oldu. Ama diğer... Yani bazı... kuş falansa böyle hemen aklından geçenler çok tabii güzel canım, kullanırsın yani. Çok güzel kullanırsın bunu. Hatta istersen doğrudan doğruya bir kuş takibine atayabilirsin. İstersen belki bir hybrid bir anda buna geçebilirsin. Tabii. Ya da devre dışı bırakabilirsin. İnsan yüz takibini devre dışı bırakabilirsin. Atabileceğin çok şey var. O evet, artık evet. Senin nasıl kullanacağını bakalım. Sevgili dostlar müthiş bir lens. Harikulade bir lens. Ama benim nişime uymuyor. Ben satın almam. Ama nişine uyan insanlara şiddetle tavsiye ederim. Müthiş bir lens. Sen söylüyorsan doğrudur. Çok gerçekten. Müthiş. Beni şaşırtan. Çünkü ben her zaman biraz temkinli yaklaşırım bu ultrazoomlara. Ama bu beni hakikaten etkiledi. Öyle gözüküyor. Sevgili dostlar, umarım bu içerik sizlere değer katmıştır ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun ki bu güzel aileyi daha da büyütelim ve bu içerikleri daha geniş kitlelere sizlerin sayesinde yayalım. Vallahi şimdilik söyleyeceğim sağlıkla kalın. Huzurla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Ben Erdinç Amaç. Akın Göktuna. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.